Mutlaka cevizimiz var. Evet, olmazsa olmazı. Kuru üzümümüz var. Kuru üzüm. Evet, şekerimiz var. Yoğurtumuz var. Bunlar hamur malzemesi. Yumurtamız var yine. Ve yaş mayalı yapıyoruz biz. Ve sirkemiz var. Hani baklava hamuru gibi ama... Kıyır kıyır olsun diye. Aynen. Sirkemiz var. Baklavadan tek farkı mayalar. Ay, iki tane mi tatlı yapacağız? Evet. Oo. Hazırsız. Sinop hünerlerinizi sergileyin. Aynen. Evet. Sinoplar misafiri çok sever. Her şeyi çok lezzetlidir. Her şeyi çok güzeldir. İki yumurta. Evet. Beyazını buraya. Ha, beyazını kullanacağız. Evet. Ve tuz da katıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi hemen sirkemizi de koyalım. Yoğurmaya başlayalım. Yaklaşık iki çorba kaşığı. Sirke. Sirke koyduk. Ayçiçek yağı, mısır özü. Fark eder mi zeytinyağı falan koyunca da? Sıvı yağ ile daha güzel oluyor. Sıvı yağ hamuruna koyuyoruz ama yine yufkasının içine de tereyağı ve sıvı yağ ile beraber tekrar yağlayacağız. Daha lezzetli oluyor. Evet. Kıyır kıyır bir hamurdu. Gördüğünüz gibi baklavadan tek farkı biraz daha tuz oranı ve mayalı olması. Eliniz çok hızlı gerçekten. Hemen anında yapıp... Tecrübeleniyoruz tabii. Şık 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 hemen yoğuruyor, hemen şekil veriyor, hemen açmaya geçiyor. Bol cevizimizi yayın. Sıvı yağla tereyağı koyacağız içine. Ha, şöyle de yapabiliriz. Tamam. O çünkü onu bulacak. Yumuşamış zaten maşallah. Erimiş gibi olmuş. Yani tereyağıyla muhteşem bir lezzet oluyor. Bak, sıvı yağ da koyduk. Evet. Cevizimizi, üzümümüzü. Ceviz daha koyacağız. Koyuyoruz. Evet. Ay, ne güzel börek bu. Börek gibi. Tatlı gibi. İşte. Anlatmak tatlı için de kuru baklava gibi diyorum. Evet. Şimdi bir dakika, şeker serptik. Doktor hızlısı. Biraz daha. Üzüm koyduk, evet. Ceviz koyduk, şeker koyduk. Bu şekeri koymasak olur mu? Şekeri mesela eskiden bize pekmez konuluyordu veya bal. Hmm. Bal da koyabilirsiniz, pekmez de koyabilirsiniz. Tamam. Böyle doluyoruz. Evet, böyle. Sonra tepsiye diziyoruz. Rulo şeklinde diziyoruz. Üstüne de yumurta sarısını sürüyoruz. Aynen. Şöyle. Bunu yavaş yavaş pişireceksiniz. Kaç derecede? 180 derecede. 180 derecede. Yavaş yavaş pişireceksiniz ve daha güzel kızarsın diye, nar gibi kızarsın diye içine ne yapıyoruz? Çok az pekmez. Simitlerde de öyle yaparlar değil mi? Evet. Pekmez, sulu pekmezle. Gerçekten daha güzel oluyor. Nar. Ay, çok güzel bir şey bu. Bir de üstüne susam mı koyacağız onu? Evet, susam yapacağız. Daha lezzetli oluyor. Mokulu yiyeceğim. Evet. Börek demiyorsunuz, mokul mu diyorsunuz? Aynen, börek değil ayıp, bu. Ayıp. Börek denmiyor. Evet, ayıp olur. Ayıp. Şöyle alıyorum elime. O Bafra mokulu, nokulu. Şekil olarak bizimki de böyle. Sinop nokulu farklı. Sinop'tan gittiğiniz zaman her yerde bulabilirsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Bafrası Sinop'u ama harika. Ay, ekmek niyetine yenir bu. Ceviz, üzüm olduğu için çok bol güzel. Vitaminli, tereyağlı. Ben onu bir deneyeyim.